Peki Beşiktaş'a dair yorumunu alacağım e, Göktuğan Argın ama dev maçın hakemi belli oldu dedik. Evet. E, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Çok kısa bu konuya dair de senden yorum alalım Gökdoğan. Ben de şimdi hemen notlarıma baktım. E, not araştırdım. Ali Palabıyık'ın Fenerbahçe-Trabzonspor karnesi. karnesi. Hı hı. İki takım arasında. bir e, 1, 1 ve 2-2 sonuçlanmış yönettiği iki parçalaşmada. E, i̇kisi de berabere bitmiş. Yani bu da e, tansiyon... E, yüksek iki takımın e, aslında e, çok da böyle talaf, talafsız yönettiğini görüyoruz. Ama e, bütün hakemlerin artık daha dikkatli olması lazım. Şimdi orada e, Trabzonspor'da çok önemli bir karşılaşma. yani Belki de ligin e, şampiyonluk yolundaki iki önemli takımın kaderini belirleyecek, e, yolunu netleştirecek bir karşılaşma. E, sadece orta hakem değil, varın da. Dördüncü hakeminde herkesin bu karşılaşmada hassas davranması lazım. Öncesinde bazı gerginlikler yaşandı ama bundan sonra ben umuyorum ki Trabzonspor'un Trabzon gibi güzide bir şehrimizde e, hiçbir problem yaşamadan zaten taraftar alınmayacakmış büyük ihtimalle. Fener evet Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı. taraftarı. Evet o yüzden de hiç öyle taşkınlık çıkmayacaktı. Futbolculara da karşıda ben hiçbir şey olacağını tahmin etmiyorum son maçlarda, son karşılaşmalarda Sayın Ali Koç'u, Başkan Ali Koç'u Sayın Ali Koç'u çok iyi karşılamışlardı Trabzonspor yönetimi hı hı. taraftar. Hatta fotoğraf çektiren birçok taraftar görüntüsü de vardı Ali Koç'ta. Yani e, bu e, tansiyonun düşeceğini, Sayın Başkan Ali Koç'un da maça gideceğini ekibiyle birlikte gidecek. U17, U19 ve A takımla gidecek. Üç tane karşılaşma olacak. Ve orada Sayın ile birlikte güzel fotoğraf verip, kol kola fotoğraf verip, dışarıdan bazı dış güçlerin, <laughs> öyle bir cümle var dış güçlerin yapmak istediği iki camiayı tokuşturup aradan bir şey fayda çıkarmaya çalışmaları son bulacaktır. O fotoğrafı orada yok edeceklerdir. Ben Trabzonlu birçok arkadaşım var, çok dostum var. İşte burada bizim gördüğümüz gibi, anlattığımız gibi bir hava yok Trabzon'da. Güzel bir karşılaşma olacak. İyi olan kazanacak. Türkiye'nin iyi oynayan 3 takımından ikisi oynayacak. Sivas Spor, Trabzon Spor, Ana Bahçe ve evet, ikisi oynayacak. Çok güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Peki, Anadolu'nun Sesi bölümümüzle devam ediyoruz. Evet, Anadolu'nun Sesi bölümüne Antalya ile başlayalım. Yahoviç'e dair bir haberimiz var. Detaylandıralım hemen. Eee Antalya Spor'da Denizli Spor maçında sakatlık geçirmişti. Yahoviç ameliyat edildi. Makedon golcünün 4-6 hafta sonra sahalara döneceği belirtildi. Önemli bir isim Yahovic. E, takımını sırtlayan bir isimden bahsediyoruz ama 4-6 hafta uzun süreli bir evet. e, sakatlık süreci. Yani açıkçası çok daha ciddi bir durum olabilirdi. O yüzden gelen bilgiler yine 4-6 haftaya insanlar şükür dedi. Çünkü e, öyle bir sakatlık yaşadı ki. Ee, karayoluyla Antalya'ya getiremediler. Sarsıntı az olsun diye uçakla getirdi, şey, helikopterle getirmek zorunda kaldılar. Çünkü çok çok daha ciddi hatta hayati denilebilecek bir pozisyona düşmüş olabileceği düşüncesi de vardı. Ee, o yüzden büyük geçmiş olsun. Deniz Spor maçında ilk golü atan isimdi. 45'te çıkmak zorunda kaldı sakatlığı yüzünden. Ama e, takıma bir hız kattığı bir kesin Yavuz için. Daha önceki gittiği takımlarda da benzer bir etki yapmıştı. 4-6 hafta Antalya Spor gibi küme düşmeme mücadelesi veren bir takım adına elbette ki çok uzun bir süre. O yüzden bu boşluk kolay kolay dolmayacaktır. Peki Gençler Birliği ile devam edelim. Gençler Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Midipol-Başakşehir maçında önceliklerinin rakibi durdurmak olduğunu belirtti. Hamzaoğlu yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek galibiyet hedeflediklerini de ifade etti. Gençler Birliği'ne baktığımızda Gökdoğan Arkan, e, rakipleri zorlayan, özellikle İstanbul takımlarını zorlayan bir, ee, rakip olduğunun altını çizmekte fayda var. İyi analiz ettiklerini vurguluyor tabii ee, teknik patron Hamza Hamzaoğlu. Ve e, öncelikli amaçlarının rakibi durdurmak olduğunun altını çizdi. Hamza Hamzaoğlu e, klasidir Yani Galatasaray'da başlayan, daha sonrası çalıştığı kulüplerde devam eden, gittiği kulübe bir sinerji, bir enerji katan bir teknik direktör. E, o da böyle çok savunma mantalitesinin dışında e, bir an önce skora gidip oyunu tutma tutabilen bir tek direktör. Ben Gençler Birliği'ni son aslında Hamza Hamzaoğlu gelmeden önce şöyle bakıyorduk. Acaba mı hani iki Ankara Kulübü, Ankara Gücü ve Gençler Birliği evet. bu ikisine mi düşecek gibi bir imaj vardı. Artık Gençler Birliği yavaş yavaş Hamza Hamzaoğlu ile birlikte yükselişe geçti ve o imajın dışında şu anda duruyor. Ben artık Gençler Birliği'nin e, karşılaşacağı takımların tehlikeli bir rakipleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani Gençler Birliği öyle gideriz alırız 3 puan. Çantada keklik bir değil. E, takım Hamza Hamza değil. Hamza Hamzaoğlu sürpriz yapabilir. O Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma e, göz, o göz önünde bulundurulmasın. Orada daha yeni yeni e, transferler, yeni isimler oturmaya başlamıştı. Hamza Hamzaoğlu kendi sistemini yanına oturtmaya başlamıştı. Şimdi de ben ikinci devreye de iyi başlayacağını, iyi götüreceğini tahmin ediyorum. Peki Sivas'tan Gazi Bey sorusunu bizlerle gönder, bizlere ulaştırmış. Dinleyelim. Selamun Aleyküm abi. Bu Sivas Spor'un transferleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sene şampiyon olabilir mi? Teşekkür ediyorum. Aleyküm selam Gazi Bey. <laughs> Sivas toprağı benim. Peki sen o zaman cevap Evet Sivas'a ben. ben vereyim yani. Tan Taner neredesin sen? Kayseri. Ha, Kayseri olursa da Kayseri'yi Kayseri severiz. Kayseri evet Sivas'ı da severiz. Yakın zaman mı? yakın zamanda Kayseri'ye. Kayseri yani çok yakındır birbirine. Yakın böyle. zamanda Kayseri'ye gitmişliğim var çok soğuk. Çok soğuk yani. Baya o yüzden gitmiyorum. Sivas, <laughs> Sivaslı hemşehrilerimize de selam gönderim. Sivas Spor'un zaten biz hani şimdi cümle olarak şöyle takım kolektif takım işte çok iyi. Sivas tabanca gibi takım derler ya şu anda. Rakip dayanmıyor önüne gelen üç büyükmüş işte dört büyükmüş işte Falkağluymuş, Murişliymiş hiç dinlemiyor kendi oyununu oynuyor çıkıyor sahaya eksikleri olduğu zaman yandan gelen o da çok önemli yedek kulübesinden gelen oyuncuları da bir anda o sisteme Rıza'nın Rıza, Rıza çalınmayın sayın Rıza çalınmayın o sistemine ayak uydurabilen çok e, oturmuş bir takım haline geldi ama Rıza çalınmayın tabii dedi ya eksiklerimiz var tabii ki iki kulvarda gidecek bir de şampiyonluk yolunda daha sert geçecek şimdi önündeki dört karşılaşmadan bahsediyordu birinde takıldı bir puan aldı. Bir puan alabildi yani son dakikada. 90 arttı. 4'te golü bulmasalardı 3 puan gitmişti. Bir puanla çıkabildi. Şimdi önünde kaldığı 3 karşılaşma var ki Galatasaray, Trabzon, e, Beşiktaş. Bunlar e, bu rakiplere gidecek herhalde. Büyük ihtimalle onlarla bütün hepsi. Başak pardon. Baş Başak, Başak, Başak işte Başakşehir. Başakşehir'de e, Sivas Spor gibi. E, o da yine Fenerbahçe'nin karşısında oynadığı oyunla gö göz önünde bulundurulmasın. Başakşehir Fenerbahçe oynatmadı. Başakşehir yoksa şu anda dediğim gibi Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Sivasspor. Hani izlerken keyif veriyor. 90 dakika son özellikle 15-20 dakika o şiddetli koşular, o gol pozisyonları hareketlendiren önemli 4 takımdan biri de Sivasspor. Şampiyon şu anda lider. Dediğimiz gibi o 4 haftanın birini takıldı ama 3 haftadan böyle bir yine 6 puan çıkarırsa ben son haftalara kadar Sivas Spor'u 3-4 büyüğün kovalayacağını, yani şampiyonluk yarışına giren işte Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un kovalayacağını son haftalara kadar e, yarışın devam edeceğini, hatta işte Galatasaray belki girecektir e, o yarışa. E, ama Sivas Spor dediğim gibi takviyeler yapacak, ben kendisi açıkladı, ben de öğrendim. 2-3 tane e, şu anda bitmiş transferleri var, açıklayacaklardı bu, bu hafta herhalde. Artık 31 Ocağı artık açıklayacak. Az kaldı. Evet, açıklayacaklardır. O takviyelerle Sivas Spor daha da güçlenecek. Az dediğimiz 2 gün kaldı. 3 işte. gün ya, 2 gün. Evet. 31, 18. Ee, peki Sivas Spor, hı hı. E, şunu sormak istiyorum Taner Karaman'a da e, üzerindeki baskı e, sahaya yansımaya başladı mı sence? Çünkü Isını liderlik. Gördüm. Yani Rize Spor maçında e, gördüğüm kadarıyla Mert Hakan gibi oyuncuların üstünde çok ciddi bir stres olduğunu hareketlerinden, saha içerisindeki mücadelelerinden ve agresifliklerinden algılayabiliyorsunuz. Yani sezon başındakine göre çok daha bu konularda ileri seviyedeler. Bu tabii ki negatif bir yansımadır. Hı hı. Yani Pozitif bir yansıma değil. Oyuncu eğer saha içerisinde bu şekilde davranışlara giriyorsa bu sadece Mert Hakan için değil birçok oyuncu da bunu tabii gözlemleyebiliyorsunuz izlediğiniz zaman. Öncelikle olarak bu zihinsel hazırlığı yapmaları gerekiyor. Aksi halde ilerleyen haftalarda bu sefer Sivas Spor'u şu anda yarıştan düşerler zaten diye düşünen birçok takım taraftarı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi şampiyonluk kovalayan takımların taraftarları da Sivas Spor'u ciddi bir rakip olarak görmeye başladığında baskı daha da artacak onlar için. Denizli'den Kaan Bey sorusunu bizlere göndermiş. Bakalım ne sormuş? İyi yayınlar Aspor ailesi. Benim sorum Denizli Spor'la ilgili olacak. Denizli Spor sizce Süper'de bu sezon kalır mı? Denizden selamlar. Kaan Bey e teşekkür edelim. Denizli'ye selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Denizli Spor bu senede Süper Lig'de <laughs> kalır mı sizce diye sormuş. Düşmeleri mucize olur. Yani Tam şu anda, anda mevcutta oynanan futbollara baktığımız zaman Ankara gücü tabii yeni bir teknik adam.